kanka, kimmiş bu Pamuk dedi böyle ya. Kanka uçtum ya, hangi memleketten, nereden gelmiş bu? Ne komik bu. Hadi hadi, bugünün de şamatası çıktı, gidip şunun yanına konalım da biraz kafa bulalım. Bana da dağınık gelmiş. Yürü. Selam dedecik, oturabilir miyiz? Nazar hürmet ederim sayın dedem. Ve aleyküm selam, buyurun gençler. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Nereden böyle? Arkadaşla okula ektik de bugün. Şöyle turlarken seni görünce... Evet, seni görünce şu dedecik de kimdir, nedir, neden böyle yalnız başına oturmaktadır dedik de... Yarenlik edelim biraz dedik, kötü mü ettik? İyi ettiniz yavrum. Allah razı olsun sizden. İhtiyarlık malumunuz. Öyle çok eşi dostu olmuyor. İşte ben de arada bu parka gelip kuşlarla, ağaçlarla vakit geçiriyorum. Bir dost bulamazsam. Vay dedeciğim. Demek ki bu ihtişamlı gözünün altında yalnız ve hüzünlü bir kalp yatıyor. Bugünleri gösteren Allah'a duacıyız. Şükürler olsun. Ama dedeciğim, uzaktan öyle muhteşem duruyorsun ki. Bu ne kıyafet? Bu ne baston? Bu mendil? Ben bittim resmen bu kıyafetlere. Ha! Sen bir dizide oynuyorsun. O yüzden böyle giyindin, artist gibi. Doğru yani. Dostum ya. Dur bakalım, hangi diziydi filmde? Ne dizisi? Ne filmi torunlar? Ne diyorsunuz siz? Vallahi çok hüzünlendim dedeciğim, ben ağlatacağım şimdi. Tamam da dedeciğim, ben böyle kıyafetleri filmlerde gördüm. Yani Kurtuluş Savaşı falan orada gördük yani. Evet sahi, meşhur Fransa'dan bir imza çakarsın gömleğine. Silahın da var mı dede? Ne imzası? Ne filmi torunla? Ne diyorsunuz siz? Nasıl yani dedeciğim, o zaman bu kıyafetlerin ne işti? Yeni modam mı bu yoksa? Yakışmış yani. Çaka gibisin maşallah. Torunlar, cahilliğinizi bağışlayıp kızmıyorum size. Yoksa bu bastonu kırardım sırtınızdan. Ama ne yapacaksınız? Gençlik bir tuhaf şimdi. Hem cahil, hem... Neyse, okullarınızı ikide bir asmasaydınız, orada anlatılıyordu bunlar. Gezmek varken sıkılıyoruz be dede. Gençlik var be dede. Hem daha söylemedin neden böyle giyindiğini. Peki öyleyse, madem merak ettiniz, isimleriniz ne sizin torunlar? Mehmet. Benimki de Asım. Şöyle modern bir isim koyamamışlar bizimkiler. Aso derler bana arkadaşlar. Ha tamam. İşimi kolaylaştırdın şimdi benim. Aso maso değil. Önce o Asım ismini gururla taşıyacaksın. Kim olduğunu biliyor musun onu? Yo, kimmiş sahi? Asım, İstiklal Marşımızın şairi, büyük üstad Mehmet Akif'in Türk gençliğine örnek olarak belirlediği sembolü bir şahsiyettir. Ben bir şey anlayamadım ya. Mehmet Akif'i biliyor musun? Hani şu İstiklal Marşımızın şairi. Okula gittiğiniz zaman okuyorsunuz ya. Evet. Gidebildiğimiz zamanlar okuyoruz. Ha, işte Mehmet Akif Safahat adlı kitabında bahseder Asım'dan. Ona göre Asım ve onun sembolize ettiği Türk gençleri dilini, dinini, örfünü, adetini iyi bilen, vatanına, değerlerine, milletine sahip çıkan nesiller olarak ülkemize hizmet edeceklerdir. Büyüklerin senin adına ondan Asım vermişler. Kıyafeti gelince ben her milli bayramda 12 Mart'ta bu kıyafeti giyer, öyle çıkarım dışarı. Ne cepheler gördü bu gözler, bu beden, on binleri,
yüz binleri şehit verdik bu uğurda. Çanakkale Savaşı'nda sizin akranlarınız, hatta küçükleriniz okullarını bırakıp koştular cepheye. Çoğu da dönemediler geriye. Bugün böyle rahatça, serbestçe gezebiliyorsanız onlar sayesindedir. Merhum Akif de bu mücadeleye en büyük katkıyı verdiği vaazlar ve yazdığı o muhteşem İstiklal Marşı ile sağlamıştır. Bu büyük mücadele ancak böyle büyük bir üstad tarafından anlatılabilirdi. İşte İstiklal Marşı böyle doğdu. Bu kıyafete de gelince ben 12 Mart'ta ve her milli bayramda bu kıyafeti giyerim. Şimdi anladınız mı dostlar? Anlaşıldı anlaşıldı dedeciğim. Biz biraz gırgır edelim, şamat olsun diye geldik. Eğlenelim dedik ama sen bizi yıktın geçtin valla. Hiç unutamayacağımız bir ders verdin bize. Durumu bari. Hadi Asu gidelim. Asu mu? Asu olsa yok artık dostum. Asım'ım ben Asım. İsmiyle ve nesliyle kurduyacak Asım. Dede, madem bize bir mübarek ders verdin, bari bize bir hatıra ver de seninle birlikte yaşasın. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyin.